Efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz her zaman olduğu gibi ekipçe gülerek başladık. Son anda gizem gitti ve yayına başladık. Bu bizim için çok büyük bir gülme vesilesi. Aslında biz gülmek için inadına bahane bulan bir ekibiz. Çünkü sizler oradasınız, bizler buradayız. Bu programı yapabilme şansına sahibiz. Çok şükür efendim, hoş geldiniz tekrar. Bugün mutfağımda Şef Nihal Ayhan var. Vallahi Nihal Hanım çok hoş bir hanımefendi. Hoşluğunun yanında aynı tarifleri de kendi hoşluğu ve kendi zarafetinde. Kadife kadife cupcake'ler yapacak bize. Güllü kurabiyeler yapacak. Yani aslında yaptığı tatların ve tatlıların biraz da böyle şairane, şiirsel bir yanı var. Görseli de çok güzel efendim. Bu tarifleri kaçırmayın derim. Özel günlerinizde mutlaka değerlendireceğiniz tarifler olacaktır. Daha sonra ay ben kendisine bayılıyorum. Kendisiyle program yapmak böyle bana format atmak gibi geliyor hayatımda. Şimdi böyle desem sevgili Gökhan Duman der ki Açevciğim format atmayı bile ne kadar keyifli anlattın. Ama Gökhan Dumanlı ile keyifli olmaması imkansız. Yine böyle çok hoş bir kitapla bize geldi. Yanında da çok değerli bir sanatçımız var. Ezgi Eyüboğlu. Ezgi ile birlikte Gökhan'ın çok güzel bir buluşma hikayesi var ama izninizle onlar anlatsınlar bunu. Ve bu anlamda da bir klipleri var. Biz paylaşacağız sizinle ve bayılacaksınız kliplerine. Vakit bir buket çiçek yapma vaktidir adlı şarkıyla bizle birlikte olacaklar. Daha sonra Başak Kupiler bizle birlikte olacak. Makromeden bileklik yapacağız. Tam yayına girmeden önce dedim ki ay bu dedim makromeleri biz dedim böyle küçükken tek 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 örerdik. Bir de dilek tutardık hatırlıyor musunuz? Derdik ki bileklikler bu bileklik düşünce dileğim olacak. Bence tarih tekerrürden ibarettir. Böyle dönem dönem tekrar moda olur. Moda olur. Yine moda olduğuna inanıyorum. Niyet de güzeldir. İyi niyetlerle bileklerimize bir şeyler bağlayalım derim. Günün hashtagine gelince İşimi seviyorum. Evet, işimi seviyorum çünkü'yü doldurur musunuz bize lütfen? Günün hashtag'i işimi seviyorum çünkü. İşimi seviyorum çünkü hayalimdeki iş yapıyorum. İşimi seviyorum çünkü bana çok keyifli geliyor. İşimi seviyorum çünkü çok para kazanıyorum. İşimi seviyorum çünkü çok vakit kazanıyorum. İşimi seviyorum çünkü evime hizmet ediyor, aileme hizmet ediyor. İşimi seviyorum çünkü çoğalıyorum, bütünleşiyorum. İçinizden ne geliyorsa bizimle paylaşın. Nereden efendim? Instagram'da tv360.com.tr ve benim kendi hesabım olan Acelia Akkoyun'dan. Twitter'da Acelia Akkoyun ve tv360.com.tr'den bekliyorum efendim. Bana gelince işimi seviyorum çünkü nasıl iş yaptığımı anlamadığım, ekip olmaktan büyük haz aldığım, ekiple birlikte çoğalmaktan keyif aldığım bir işe sahibim. Çocukluğumdan beri hayalim mutlu olmaktı ama bu iş değildi. Gün oldu, işimde mutlu oldum. O yüzden işimi seviyorum. Dolayısıyla sizleri de çok seviyorum. Hemen mutfağa geçiyorum. Şef Nihal, hoş geldin sevgili Nihal. Merhaba. Nasılsınız? Hoş bulduk. Bir daha pişirelim. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok hoş görünüyorsunuz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biraz önce tam da söylediğim gibi değil mi? Böyle kadifeler. Evet. Kırmızı kadife kek yapacağız. Red Velvet de denilen aynı zamanda kırmızı kadife kek yapacağız. Ama böyle siz daha yeni geliyorsunuz programa. Ufacık tanıyalım mı sizi? Tanıyalım. Ben 6 yıldır pastacılık yapıyorum. Butik pastacılık. Eğitimler aldım. Birçok yarışmaya katıldım. Ulusal da dahil olmak üzere 8 altın madalyam var. Bravo. Tebrik ederim. İşte insan figürleri çalışıyorum. Butik pastacılık yapıyorum dediğim gibi. Düğün pastaları, nişan pastaları, figürler. Bu aralarda çok var değil mi? Evet. Çünkü ona Ramazan'dan dolayı öne çekildi bütün evet, kutlamalar. Evet, işte yapmaya çalışıyoruz. Emek işi, sabır işi. Birazcık işte yoruluyoruz ama. Peki kim teşvik etti sizi? 6 yıl olduğu için aslında işten sonra mı? Neyi? Evet ben normalde bir kamu sektöründe çalışırken oradan emekli olduktan sonra okumaya başladım tekrar. Bravo, bir saatten sonra işte bitirerekten belli okulları buraya geldim, bu aşamaya geldim diyelim de. Ama içimde zaten vardı bu pasta aşkı. Demek ki değerlendirdim bence diyelim. Bence sevgili Nihal Ayhan. Bu anlamda çok da büyük örnek oldunuz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaman dediğimiz şeyi biz insanoğlu yarattık. Evet. Biz insanoğlu belirledik. Evet. Aslında hani bu saatten sonra, bu zamandan sonra diyoruz ya. Evet. Bence bu zaman değil. Bu zaman diliminde size denk geldi. İyi ki de denk gelmiş. Evet. Yoksa hiçbir şeyin sonrası yok. Sizin karar verdiğiniz an
doğru zamandır hayatta. Karar verip emek verirseniz Nihal Hanım gibi altın madalyaları da alırsınız, alkışları da alırsınız. Teşekkür Haydi bakalım başlayalım sizinle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Bolluyum. Bolu'ya selam. Mengen mi? Hayır, Bolu merkez. Bolu'dan bir kadın aşçı çıktı. En sonunda hep erkekler geliyordu buraya. Bolu'ya da selamlar bu arada. Bolu'ya selamlar. Geçen hafta Bolu'daydım, Karacası'daydım. Öyle çok mi? Sık gelirim. Ben de bir senedir burada yaşıyorum artık. Mecbur kaldık işte bu işler dolayısıyla burada yaşamaya. Mengen'e de gittim geçenlerde. Çok hoşuma gitti. Öyle mi? Ben bol bol Bolu'ya gidiyorum. Ben de Bolu çekiyor beni. Sık sık gidiyorum. Her ay bir kere o gidiyorum. Evet. Şimdi Açel Hanımcığım yapacağız ilk başta. Kırmızı kadife kekle başlıyoruz. Evet. Eldivenlerimiz olması gerekiyor. Ojemiz varsa. Evet. Ojemiz yoksa gerek evet, yok. Ama normalde hem ojem olsun hem yemek yapayım istiyorsak eldivenimiz olacak. Şimdi normalde bunu aslında biz stand mikserinde ve mikserde çırpıyoruz ama hani rahatsız etmeyelim dedik arkadaşlarımızı. Evet. O yüzden... yağımızı, tereyağımızı koyuyoruz. Ben canım ben alayım. Ölçülerini evet. Söylememe gerek var mı? Yazıyoruz biz zaten. Tamam. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Dayanamadım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şekerimizi koyuyoruz. Seyircilerimiz ekrandan tarifi yazabilirler. 2 adet yumurta, 150 gram toz şeker, 10 gram kakao, 150 gram un, 1 tutam uz, yarım tuz, pardon uz nereden çıkıyor? Yarım paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 65 gram tereyağı, 125 mililitre süt. Kırmızı kadife kek için yarım yemek kaşığı sirke, kırmızı sıvı, gıda boyası, 13 adet cupcake kağıdı. Dolgusu içinse efendim 200 gram beyaz krem peynir, 200 gram tereyağı, 400 gram pudra şekeri, 1 paket vanilyaya ihtiyacımız var. Şimdi kuru karışımları önce bir birleştiriyoruz. Püf noktası var mı bu kekin? Püf noktası sirkesini ve sütünü en son koymamız. En son koymak, tamam. Ay, çok güzel. Döktük biraz ama. Neyden altın madalya aldınız? Hangi tariften? Ben... İnsan büstlerinden aldım, minyatür figürden aldım, dekoratif figürden aldım, ne güzel. Katlı pastalardan aldım. Ne güzel. Onlardan aldım. Şimdi bunları koyalım mı yavaş yavaş? Karıştırıyoruz. Alayım ben onu size rahat şöyle olsun. Vereyim. Sevgili seyirciler, biz aslında mikserle çırpılıyor ama biraz ses evet. Oluyor, yayına giriyor, başımıza aramasın dedik, bu sefer böyle yapalım. Ama evet. Elde de şeyde de çırpılıyor. Sonra sütü ilave Sonra ediyoruz. Sonra sütü ilave ediyoruz. Siz bana yavaş Şipi yavaş... Şipi bulunca biz mikser yerine. Yavaş Ay, yavaş. Ay buradan çok güzel kokuyor biliyor musun Nihal? Yani? Değil mi? Çok güzel, koyayım mı? Yavaş yavaş alalım. Tamam. Çok güzel kokuyor. Alayım, açalım. Alacağım. Bunun püf noktası sütünü en son koymamız ve sirkesini en son vermemiz. Yani aslında açıyorsun bir nevi değil mi? Evet, evet açıyorum. Bu şekilde de oldu. Alayım canım. Evet. Bitti sütü. Şimdi neyini koyuyoruz? Gıda boyası. Şimdi gıda boyasını koyuyoruz. Ama gıda boyası kullanmak istemeyenler evde dut varsa değil mi? Mesela biz karadut falan. Evet olabilir. Pancarla da yapıyoruz pancarla, biz. Karadutla. Evet pancarla da aklınızda kullanıyoruz. Aklınızda olsun. Evet. Karadutla da çok güzel oluyor bu şeyle de. Ama gıda boyası da fıcık da koysanız. İşte bu kırmızı kadife kök olunca bu rengi verebilmemiz için. Tabii ay, en sevdiğim renk biliyor musun yani? Öyle mi? Ben dekorasyonda, kıyafette, koltuk renginde en sevdiğim renk. Bir de kadife olursa tabii bayılıyorum. Şimdi en son sirkemizi koyuyoruz. Hı-hı. Kadifeyi de çok severim. Var bende bir. Böyle değil mi? Eski imparatorluk var. Seviyorum ama. Şimdi zaten bu kekin içi de kadife gibi oluyor aynı. O yüzden bu ismi aldığını düşünüyorum. Hı-hı. Bu şekilde. Evet. Şimdi onları güzelce sizden sıkacağım. Bir yardım isteyeceğim. Tabii, tabii, tabii. Ne yapalım? Bunu içine, mi? İçine dolduracağım. Hadi gel dolduralım. Ver canım. Üstünüze getirmeyeyim. Ay evet. Böyle kırmızı kırmızı sularız sonra.
aslında kaşıkla. Acaba kepçeyle mi dolduralım? Biraz oldu tamam. Çünkü şeyle çırpmadığımız çırpmayla için. Çırpmayla alalım. Al açın oradan. Ya da şeyle tamam orada kepçemiz. Sıkmayalım diyorsun. Sıkmayalım. Çünkü mikserle çırpmadığımız için biraz koyu kıvamını veremedik. Hadi gel. Gel Nihal. Ben doldurayım onu. Al. Çok güzel. Rengi çok güzel oldu ama. Evet. Bak bak bak. Kırmızıya bak. Yarım dolduruyoruz değil mi? Şişmesi evet. Tam için. Doldurmuyoruz. Çünkü kabarmaması için. Neden ev yemeği seçmedin de pasta seçtin mesela? Ya seviyorum ben böyle insan figürleri çalışmayı. Heykel gibi. Heykel gibi. Belki heykeltıraş olmam lazımmış da. Resim güzel yapıyordum. Babam da çok güzel resim yapar benim. Belki oradan kaynaklanıyor ama bilmiyorum yani. Pasta yapmayı seviyorum. Hı hı. Evdekiler seviyor mu? Evdekiler seviyor. Bir kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın. Şeker hamurunu çok seviyor oğlum. Kaç yaşında? 20 yaşında. Şeker hamuruna bayılıyor değil mi? Evet bayılıyor. Ben herhalde seçseydim bu konuda uzmanlaşmak isteydim, isteseydim ne olurdu? Artık sevgili seyircilerimiz biliyor. Dolma uzmanı olurdum. Çeşit çeşit dolmalar yapardım. Sağlıklı ev yemekleri yapardım. En büyük hobim. Değil mi? Bayılıyorum ev yemeği yapmaya. Böyle evde kendi kendime, hani insan gece uyurken şey yapar ya, düş kurar, ben yemek tarifi kurarım. Şununla şunu birleştirirsem şöyle olur, bununla olur diye. Muhtemelen siz de öyle değil mi? Ya şimdi şöyle, bize pasta geldiği zaman zaten ben o anda düşünmeye başlıyorum. Değil zaten mi? Çizgi film karakterlerin hepsini bilmek zorundasınız. Değil mi? En çok hangisini yapıyorsunuz? Ya bu sene Elsa çok fazla modaydı. Elsa'yı, Nilo'ya. Bakar mısın? Çok güzel oldu sevgili seyirciler. Şöyle şunu alayım. Onlar fazla. Onlar için. Fazla evet. Kaç derecede onları yapıyoruz? 170 derecede 15 dakikada olacaklar. Of, olacak. Lezzetli bir o kadar güzel olacak. Hemen şöyle açalım. Kekin bir de dolgusu var değil mi ya? Kekin dolgusu var. Peynirli dolgusu var. Piştikten sonra mı yapılıyor? Onu piştikten sonra en son aşamada şey yapacağız. Yapacaksınız değil mi? Kremasını sıkacağız üzerine. Kremasını sıkacaksınız. Yalnız bunu tabii ki stand mikserinde veya mikserde çırpmamız gerekiyor. Ama ben göstereceğim sevgili seyircilerimize. Çünkü öbür türlü zor olacak benim için. Burada ses yapmak istemiyorum. Tamam. Şöyle. Bizim programımız biliyorsunuz sevgili seyirciler. Tam bir kuşak programıyız. Bu nedir? Beyaz peynir. Krem peynir diye geçen. Evet. Beyaz peynir. Onları böyle güzelce karıştırıyorsunuz. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Kuşak programı olduğu için dolayısıyla yemek de var, uzmanlarımız da var, siz biliyorsunuz el işimiz de var. Böyle detaylı bir yemek programı olsaydı elbette ki bu aşamaları tek tek gösterecektik. Ama bu tarifleri veriyoruz, zaten sadece çırpması kalıyor. Biz daha önceden çırptık, buzdolabımızda bekliyor. Nihal Hanım onları birleştirecek. Bunu bu şekilde çırpıyoruz. Krema haline getirip dolapta biraz soğutup kadife keklerin üzerine sıkıyoruz. Sıkıyoruz değil mi? Evet. Tamam. Bu şekilde şimdi bunu onu yaptık. Tamam ben alayım. Peki şimdi de ne yapıyoruz? Neye geçiyoruz artık? Şimdi rüya kurabiyeye rüya geçiyoruz. Rüya kurabiyeye geçiyoruz. Rüya kurabiye için neye ihtiyacımız var? Rüya kurabiye için tereyağımız var. Ay. Şu güller, yenilebilir güller var ya. Evet, yenilebilir onlar da zaten. Ben şunu bir yiyeyim bir tane. Tabii, merak tabii. Ettim. Sevgili seyirciler, size gül yiyeceğim. Vallahi bak, göstereyim mi? Tabii. Hangi kamera? Gülü göstereyim de önce. Gördünüz mü? Şimdi ben bu gülü yiyeceğim. Gül tadı var. Üzerine sahipliyor. Evet. Şimdi pudra şekerini. Bayağı gül tadını alıyorsunuz. Evet. Yani. Çok da lezzetli. Çok lezzetli. Şimdi pudra şekeri, yumurta ve tereyağını yoğuruyorum. Güzelce yoğuruyorum. Zaten kurabiyenin olmazsa olmazı, evet. Değil mi o tereyağı? Evet, tereyağsız olmuyor.
biliyor musunuz? Benim yıllar önce tabii ki bilim adamları araştırıyor, doktorlarımız araştırıyor Nihal. Çok şaşırdığım bir şey olmuştu. İngiltere'de bir arkadaşımın doğum gününü işte kutluyoruz. Evdeyiz öğlen. Anneannesi 95 yaşındaydı. Berna Üçel selamlar olsun. Bir baktım gece 9.30'da herkes yatağını çekiyor, uyuyor. 90 küsur yaşındaki hanımefendi 3 tane tereyağlı kurabiye, bir bardak süt aldı. Berna dedim, bu ne yapıyor anneanne hani bu saatte? Aa dedi, o 90 küsur yıldır her gece yatmadan tereyağlı kurabiyesi, sütü. dedim, bizim öğrendiklerimiz ne oldu Berna? Vallahi bilmiyorum dedi. O öyle yaşadı bütün ömrü boyunca dedi. O gün anladım ki aslında bilmiyorum ki. Bazen çok mu sorguluyorum kendi adıma söyleyeyim. yani düşünebiliyor musunuz her gün? Kızlar hemen bakmayın bana. Hemen benim ekipte böyle asistanlar var, güzel kızlar. Onlara kızıyorum, şeker yemeyin, pil almayın. hemen fırsat bildiler. Onlar eski toprak, sağlam toprak. Onların yediğini biz yemiyoruz. Öyle değil mi abi? Ya onların yediğini biz yemiş olsak zaten bilmiyorum artık eski ne oluruz. Eski toprak onlar. eski toprak evet. Yoğurt ve tereyağı zaten vazgeçilmezi yani. Tabii. O uzun ömürün. Değil mi? Yani benim babaannem de anneannem de öyle o şekilde mi? Yani çok. Çok mu yoğurt yerlerde? Bolu'da da yöresel şeyler çok fazladır güzel. Biliyorsunuz. Köy ekmekleri, tereyağlar, her şeyi. Yoğurtlar. Bolu'nun her şeyi çok güzel. Ben bir Bolu sever olarak 15 yıldır herhalde senede bir 5-10 kere giderim Bolu'ya. İstanbul'a yakın, havası güzel. Gezecek yerleri, gezecek yerleri çok güzel. Bütün aşçılar Bolu'dan çıkıyor. Ama Bolu merkezde çok fazla restoran yok. Yok, duyurayım. Yok. Biz de şikayetçiyiz ondan. Şimdi yeni yeni 3-5 senedir var ama ben gittiğim 15-20 sene önce çok yoktu. Evet. Nişastasını ve vanilyasını da koydum, iyice yoğuruyorum. Hı, o nişasta tabii kıyır kıyır yapacak evet, değil mi? Evet, evet. Bu hanımlarımız şimdi bu kurabiyenin hamurunu şeyde de kullanabilirler. Şeker hamurlu kurabiye şeker hamurlu diyoruz da. Ya biz. Alt tabanını yapıp üstünü şeker hamuruyla tamam. Kaplıyoruz. Bu şekilde de kullanabilirler. Güzelce yoğuruyoruz evet, değil mi? Evet, güzelce yoğuruyoruz. Sonra onu da böyle bir şeye mi koyacağız? Hayır, onu şimdi açacağız ve kalıp barla kesip fırına vereceğiz. Yapalım yapalım. Beyaz çikolatayı hangi bölümde kullanıyoruz? Bunu kurabiyeyi süslemek için kullanacağız. Üzerine eritiyoruz evet, değil mi? Benim evet, arıyorsun. Evet. Ama şimdiden belli Nihal biliyor musun? Kurabiyenin kıyır kıyırlı. Belli değil mi? Evet, evet hamurundan belli. Evet. Çok güzel bir hamur bu. Vallahi çok güzel yoğurdun sen de. Sağ olun. Böyle, bunu da çok yoğurmak önemli mi? Ya hamur kıvama geldikten sonra zaten o kadar yeni mayalılar gibi değil yani. Gelmiş mayalılarda çünkü glutenden dolayı yoğurdukça o yapışkanlık şeylik çok fark ediyor ama bu o kadar değil değil mi? Bunda biraz nişasta da var kıyır kıyır ediyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Ha, şimdi bakın şimdi şekil verecek sevgili Nihal. Güllerle birlikte. Hı hı. Bayıldım. Ben biliyor musunuz çiğ hamuru kokusunu çok severim ama yemem. Bazıları çiğ hamur da yiyor. Ben yiyemem ama kokusunu çok severim. Kekin de böyle küçükler. Kekin değil mi şeyini? Sıvısını, kalanını yerler. Evde çocuklar çok severler ay, değil ben mi? Ben hiç yemem. çiğ yumurta var. Yiyemiyorum zaten. Bak görüyor musun? Kaymak gibi bir şey oldu. Kurabiye oldu. Tamam. Eskiden tamam. Evlerde kurabiye kokusu, kek kokuları çok güzel olurdu okuldan geldiğimiz zaman biliyorsunuz. Yani hepimizin evet, vardı böyle bir şeyleri. Evet. Bunu bu şekilde açıyoruz. Dayanıklı bir kurabiye mi Nihal? Evet yani bir ay falan böyle kapalı kutuda kalabiliyor. Hiç problem olmuyor. Öyle mi? Evet. Bu şekilde açıyoruz. İster düz kesiyoruz. Ben göstereceğim herkes her şeklini. İster şey. Ay çok güzel oldu Nihal. Ay çok güzel oldu. Bu kalp senin Serapcığım. Ay çok güzel. Bir kere daha yapacaksın evde işte. Böyle koyacaksın sütle. Değil mi? Evet. Ha. Evet. Heh.
Tolga kahve mi içilir bunun yanında? Çay mı? Bugün keyfin yok senin. Bugün benden ol. Kahve olsun yanında. Anlaştık mı? Süt de olabilir. Süt de olur. Süt daha çocuklara süt içe. Tamam. İstediğimiz böyle böyle şekiller yapacağız. Kaç derecede Nihal'cim onu pişireceğiz? 170 derecede. Bunu şimdi ortalarını bu şekilde açıyorum. Tamam. Ha. Kalbi de bu şekilde açıyorum. Açıyorsun. Ay çok güzel oldu. Ha. Bu kadar. Öyle çok güzel oldu. Bu şekilde. Valla o zaman ben gidiyorum sevgili Gökhan Dumanlı'yla şu klibi konuşuyorum. Sen buraları bir güzel kibar kibar yapıyorsun. Tamam, tamam. Sevgili Ezgi Eyüboğlu'nun da güzel sesini duyacağız. Güzel bir zaman bekliyor bizi. Hazır mısınız? Efendim sevgili Gökhan Dumanlı yine bizlerle birlikte ama yanında Ezgi var. Ezgi Eyüboğlu hoş geldin Ezgi'ciğim. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Ben de sizi gördüm çok daha iyi oldum gerçekten. Söylemeden edemeyeceğim. Abisi de birlikte oynadığımız sevgili Eser Eyüboğlu 90'larda oynamıştık evet, birlikte. O da çok evet. Yani siz ailecek yeteneklisiniz. Orası tevazu gösterme evet evet diyeceksin. Eserime sevgiler selamlar benden sevgili eşi Zeynep'e de hepsine sevgiler selamlar olsun. Gökhan'cığım hoş geldin. Hoş tekrar. Bulduk. Yine yeni kitaplar ve yine ilk program. Sana kitap fabrikası diyor. Ah. İzin veriyor musun? Yani mutlu oluyorum çünkü yazmak hayatta en tutkuyla yaptığım şey. Ama seri üretim. Severek yazdığım şeyler, anlatmaktan evet, keyif aldığım yazıyorsun. Şeyleri yazıyorum. Ve yine iki kitapla, birincisi işte farkı sen yarat, diğeri de vakit bir buket çiçek yapma vaktidir. Ay bak içimi söylemesi bile benim böyle içim ya. Değil mi sevgili Ezgi? Sen de yorumladın değil mi vakit bir buket çiçek yapma vaktidir? Bu muydu şiir? Evet birlikte aynen öyle bir evet. Kitabın hemen söyleyeyim. Kitabı okura bir şarkıyla anlatmak hı. istediğim noktada zaten Ezgi'yle bizim çok güzel bir dostluğumuz var. Hı hı. Birlikte böyle önce eğitimci kimliklerimizin olduğu bir platformda tanıştık. O çocuklara sanatla kendini ifade etmeyi anlatıyordu. Ben de yaşam kültürü dersi veriyordum. Biz öyle bir platformda tanıştık. Sonra tam o sırada onun çok güzel bir albümü çıktı Naçizane diye. Ve akabinde bizim dostluğumuz ilerledi. Ve ben bu kitabı bir şarkıyla okura anlatmak istiyorum dediğimde Ezgi'yi aradım. Dedim ki böyle böyle bir durum var ve hemen pası Ezgi'ye attım. Ezgi de zaten uzun zamandır müzikle uğraşıyordu. Evet. Müzisyensin evet, evet, yani. Zaten... Biz sana müzisyen diyoruz. Aslında oyunculuk da yapmalısın ama. Müzisyenim. Biz... Yani şöyle Gökhan beni aradı. Hani zaten çok güncel konular konuşuyoruz sürekli ama dedi ki benim böyle bir fikrim var. O kadar mutlu oldum ki zaten. Çok heyecanlandım. Çünkü ilk defa bir kitabın sesi olma fikri. Çok güzel değil mi? Ve zaten çok çok iyi bir fikir bence bu. Çok iyi bir sunumda ayrıca. Çok heyecanlandım. Aslında ilk başta şey demişti. Kitabı Eylül'de çıkarma fikri vardı. Ve biz o zamana kadar o sözler yazacaktı. İşte ben besteleyecektim böyle rahat rahat. Hani daha yeni yeni duygularla bir şeyler yazacaktı ama bir an öyle dedi ki neden bekliyoruz? Neden dedi bahar. Evet evet duramıyorum. Duramıyorum. Ben dedim neden bekliyorum dedi. Hazır dedi bahar gelmiş. Kıpırdanıyoruz. Bu kitap da öyleyken. Ama burada hangi tarihte bu konuşulmuş? Tabii biz bunu Mart'ın sonu... ortaları gibiydi. Tabii. Sonuna yaklaşıyorduk. Dedim ki, dedim ki 1 Nisan'da hazır olması dedim, lazım. Dedim sen bunu diyorsun ama dedim bu yani bunu düzenlemesi, şimdi bestesi sözünü dedim bir şey. Ya dedi olmazsa enstrümantal bir şey bile yapabiliriz. Dedim ki ya sen bir dur bir yazmaya başlar mısın? Ben de bir dedim hani odaklanacağım. İnanın biz klibi de görüyoruz bu arada. Evet, iki gün içinde bitirdik. Şarkıyı ve ben ilk aradım Gökhan dedim ki o şeyi yapması ya, lazımmış onun. O tetiği çekmesi lazım. Evet yani. Bence öyle. Frekans meselesi herhalde. O kadar tuttu ki o elektrik o anda. Hani o sözü yazdığı gibi ben okurken melodi çıktı yani. O anda besteledim ve aradım söyledim. Gökhan dedi ki ya dedi bu kadar istediğim şey ya, çıkabilirdi. Ben de dinleyince Gökhan bana dün attı Ezgi. Evet gönderdi. Telefonda gönderdi. O kadar mutlu oldum bir kere. Sen sesinle zaten mutlu ediyorsun. Sen yazdıklarınla mutlu ediyorsun. Ne güzel. Çok ihtiyacımız var ya. Evet çok da zaten evet. Gökhan'ın da istediği şey aslında mutlu hissettirmek. Evet mutlu. İnsanlara. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Evet. Dinleyelim biraz sevgili seyircilerimiz. Bakın. Yürüyorum durmadan yürüyorum.
ben biraz da burada istiyorum. Allah. Bak tüylerim diken diken ya. Oldu. Ezgi birazcık vuruldunur musun? Birazcık. Hadi ne kadar. Bana edersin değil tabii, mi? Tabii seve seve. Yarım şeyince susayım. Bir bahar esintisi içinde taşlar yerinden oynuyor. Dönüp bir bakıyorum geçmişe, bugünüm dünüme uymuyor. Belki biraz yorgunum, bilemiyorum. Hem uzakta hem yakında göremiyorum. İnandığım masalların peşindeyim. Yürüyorum, durmadan yürüyorum. Bu kadar güzel. Harikasın. İnandığım masalların peşindeyim. Ne kadar umut verici bir söz. Evet, bu bizim en kilit sözümüzden biri. Ben de onu cımbızladım benim içimden. Evet. Çünkü insanın evet yani olacak öngörüleri, gerçekler zaten hep karşımızda. Evet. Ama inandığımız masallarımız var. Kimse evet. Masallarımıza dokunmasın. Kesinlikle evet, öyle. Saygı da orada başlıyor bence. Aynen masallara öyle. Dokunmamak da başlıyor. Aynen öyle. Çünkü her şey masalla başlıyor. Evet. Masalla insanın ruhu ve kalbi ve aklı birleşiyor. Çünkü aynen, hayallerimiz öyle. De onun içinde. Onun için. Her şey onun içinde. Yani hayatta her şey bizim için. Hüzünde, sevinçte. Ne hüzün denizinde boğulacak kadar derine inmek. Aynen. Ne de her zaman her şeyin gönlümüzce olacağı yanılgısına düşmemeliyiz. Yani önemli olan ne kadar hikaye biriktirdiğimiz bu hayatta. Benim meselem bu. İnsanlara hani bu hayat sizin ve önce kendinizi keşfedin. Kendinizi keşfetme yolculuğunuz zaten hayattaki en büyük yolculuk. Çünkü bu yolculuğun sonunda ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu yolculuğun o süreci, o adım adım, o geçtiğimiz duraklar, yaşadıklarımız hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz. Aynı hüzünleri, sevinçleri, aşkları, ayrılıkları yaşıyoruz. Ama hepimizin birbirinden farklı tepkileri var bu yaşadıklarımızda. Ben de zaten bu kitaptaki yazıların hepsini seyahatlerde yazdım. Uçaklarda, dilini bilmediğim ülkelerde, kaybolduğum o sokaklarda. Ha, işimi cebimde taşıdım diyorsun. Yani gerçekten öyle oldu. İnsanların artık birbiriyle çok az konuştuğu ve birbirine artık antidepresan tavsiyesi verdiği bir dönemde ya, ben istiyorum evet, ki kitap tavsiye yani. Edelim. Ya şunu oku da müziği tavsiye evet, et. Evet müzik, yani kitap. Yani sabahları Ezgi'yi dinleyerek bu güfteleri, besteleri dinleyerek ilaç işte en güzel ilaç aynen yani. Öyle. Hani onu izlemek lazım. Ben sevgili Ezgi'yi daha uzun bir programda almak da istiyorum. Buradan sözünü de almak istiyorum ya. Senin. Tabii, seve seve. Şarkılarınla, her şeyinle. Şimdi Gökhan'ın kitaplarıyla devam edeceğiz. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Seni klibinle uğurluyoruz. Aa, ay çok teşekkürler. Ya. Ne güzel ya. İki ruh birleştiğini görüyorum burada. Evet evet gerçekten. İki akıldan çok iki ruh. Kesinlikle. Elbette akılda var ama ruh daha hakim bu işte evet, sanırım değil mi? Evet kesinlikle öyle. Ben diğer kitaba geçmeden önce sevgili Gökhan'cığım. Vakit bir buket çiçek yapma vaktidir. Evet. De. Biz niye okumalıyız bu kitabı? Şöyle ki aslında bu kitabın çıkış noktası bu başlıkta bir yazı yazmıştım ben. Ve tam da kitabın arkasında aslında şeyle başlıyor. Kendine çok kızıyorsun yapma. Başkalarına gösterdiğin hoşgörüyü, şefkati, toleransı biraz da kendine göster. Güçsüz hissedebilirsin. Zayıf, yorgun, kırılmış, yalnız hatta çaresiz. Bu da sensin. Ne güzel. Aynen öyle. Öyle bir dönemdeyiz ki böyle başkalarının ne düşündüğünü çok önemsediğimiz, kendimiz olmakta zorlandığımız, zaten hepimizin hani hayat yolculuğunda hepimizin atladığı engeller var, sıkıntılar var. Eflatun'un bir sözü var. Diyor ki şefkatli ol. Karşılaştığın herkes zor bir mücadele veriyor. Biz bunu biraz unuttuk. Başkalarının da zor bir mücadele verdiğini unuttuk. Kendimizin de verdiği mücadeleleri unuttuk. Kendimizi sevmeyi, alkışlamayı unuttuk. Yenmek derdine düştük. Karışmak yerine. Biraz diyorsun. Öyle. Gerçekten yenmek öyle. Yenmek yerine. Yani halbuki güzel bir kek, güzel bir yemek karışımla olur. Karışacağız i̇şte bu kadar. Birbirimize. Aynen öyle. Ama birbirini yenerse, birbirine baskın olursa tek başına o yemeğin tadı
çok sarımsaklı, çok tuzlu olur. Aynen öyle. Ahenktir İşte hayat. Bu. Evet. Bu kadar romantizmden yeter değil. Geldi krenin. Ya. İşte farklı sen yarat. Evet. Neden buna ihtiyaç duydun? Bana onu anlat. Ah işte aslında yıllardır zarafeti anlatırken evet. de hep bunu söylüyordum. Ben kurumlara gittiğimde de kurumsal eğitimlerde de işte çalışanlara bunu anlatıyordum. Aslında işte farkı sen yarat diyoruz ama gündelik yaşamdaki tavrımız, yaşama şeklimiz iştekinin yansıması aynı. Yani gündelik yaşamınızdaki sizi de siz işe taşıyorsunuz. Hı. Sadece işte e-postayı nasıl gönderdiğiniz, telefona nasıl bakmayı bildiğinizde yetmiyor. Bu bir bütün aslında. Ben zaten o yüzden hem yaşamın inceliklerini hem iş hayatının inceliklerini anlatıyordum. Hayatım bu Zarafet Akademi'yi kurduğum kitapları yazdım bugüne kadar. Bu kitapta da özellikle diyorum ki iş dünyasının artık globalleştiği, kapalı ofis ortamlarından çıktığı, işte dışarıda iş yemeklerinin iş toplantılarına dönüştüğü bir noktada sahip olduğunuz bilgiden daha çok o bilgiyi diyorum ki nasıl sunduğunuz çok daha önemli. Hani hep deriz ya, ne söylediğin değil, nasıl söylediğin. İşte bu kitap neyi, ne zaman, nasıl ve ne şekilde söyleyeceğinizi anlatıyor size. Hmm. Ve birinci bölümde kendini keşfetmekten başlıyor. Farkındalık kazanmak, kim olmak, nasıl seveceğin işi nasıl bulursun, tutkulu olduğun o işi nasıl bulursun, bunların ipuçları var. Sonra adım adım iş hayatı var. İş görüşmeleri var mesela. Hmm. Sorulara nasıl yanıtlar vermeliyim? Tamam, tam da burada başlıyoruz. Haydi başlayalım. Sözünü balla kesiyorum. Seve seve. Ben... Ekran başında bizi izleyen birçok seyircimiz, birçok gencimiz daha doğrusu hatta hayat yolculuklarına başlayacaklar. Nasıl hazırlanmalılar işte? Harika. Şimdi öncelikle bu kitapta da söylediğim gibi bir kere lütfen potansiyelimizi ortaya koyabileceğimiz bir işin peşinde olmalıyız bu hayatta. İşte şu iş daha fazla para kazandırıyor, bu işin işte... Hedef para olmamalı. Hedef para olmamalı. Sonu mutsuzluk. Bunu hepimiz yaşadık ya da gençlerimiz de bunu hani bu şekilde deneyimlemesinler. Şimdiden o potansiyeli, o enerjiyi severek yapabilecekleri ve o kişiliklerinde barındırdıkları özellikleri yansıtabilecekleri işte olmaları çok önemli. Ama tabii ki severek yapacağım işi buldum sadece sevmek yetmez. Ona giden süreç. İyi bir özgeçmiş hazırladın mı? Çok önemli. Hmm. Hiç deneyimin olmayabilir. O zaman eğitimi ön plana çıkarırsın. Hmm. Bu önemli. Okulda yaptığın baş projeleri ortaya çıkarırsın. O yüzden sadece üniversiteye gidip gelmek yetmez. Orada hangi proje... Katıldığı atölyeler. Aynen öyle. Bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdin mi? Bir kulüp kurdun mu? O kulüpte aktif rol aldın mı? Bunları öne çıkarsın. Tabii ki gideceğin kuruma uygun kılık kıyafeti seçmek. Çok önemli. Kişisel bakım. Bir de şey de çok etkilemez mi? Onu öneriyor musun? Aklıma geldi. Lütfen. Ben şimdi önüme bir CV gelse düşünüyorum. Hayat görüşünü, hayat felsefesini yazsa biri etkilenirim gibi geliyor. Ben hayalperest miyim biraz? Aslında çok güzel bir şey söylediniz. Biz tam da işte diyoruz ki şimdi ben bu kitapta da karşındakilerle duygusal bağ kurmak zorundasın. Hmm. Mail yazarken, telefonla konuşurken ve bunun zaten ipuçlarını veriyorum bu kitapta. Hmm. Özgeçmişi gönderirken de tıpkı ilk görüşmelerde, yüz yüze görüşmelerde ben hep bunca zaman dedim 250 milisaniye. Göz evet. açıp kapadığımız an... Özgeçmiş karşı tarafın eline geçtiğinde de evet. 10 saniye. Gerçekten. İlk 10 saniyede etkiledin, etkileyemedin, bitti. Aa, next. Evet. Önce de baktığı şey kariyer hedefin. Hmm. İşte sizin söylediğiniz o yaşam duruşunu o kariyer hedefinde o kadar güzel cümlelerle yazacaksın ki diyecek ki biz bunu görüşmeye çağıralım. Biliyor musun sevgili Gökhan'cığım, ben konservatuara girerken bize sorular soruyor. Neden tiyatro? Neden oyunculuk? Kesinlikle. Bir sorular soruyor ve biz çok değerli bir jürinin eğitmenlerin karşısında. Ben herkes bir şey düşündü falan. Sıra bana geldi. Çok iyi hatırlıyorum. Neden tiyatro diye sordular. Ben dedim seviyorum dedim. Ya. Nasıl yani dediler. Sadece seviyorum. Gerisini siz öğreteceksiniz dedim. Müthiş samimiyet dolu evet. ve o içindeki o duyguyu çok etkilemiş bu kadar. Öğretmenim sonra söylemişti, çok etkilenmiştik bu lafından. Yani seviyorum, gerisini size öğreteceksiniz. Ben burada onun için varım. Yani evet, kendini doğru ifade etmek aynen, hayatın evet. her alanında çok kıymetli oluyor. Bir sınavda, bir mülakatta, kesinlikle. Arkadaş ilişkilerinde. Hepsinde. Hepsinde çok önemli oluyor. Ama bu kitapta çok önemli bir dokunuş da var değil mi? Ben kendisine... Hayranım. Hepimiz. Bayılıyorum. Evet. İdolüm. Evet. Yani çok şanslısın. Bir kere bu ruha dokunabildiğin evet, için. Evet, çok şanslıyım. Ekran başında şanslıyım. Bile bize yetiyor kendisi. Sevgili Betül Mardin. Betül Mardin. Ben son 3 yıldır Betül Hoca'yı sürekli ziyarete gidiyorum. Hmm. Betül Mardin'i. Kendisi zaten iletişim deyince Türkiye'de ilk akla gelen isim. Bir mesleğin kurucusu, halk ilişkiler mesleğinin Türkiye'deki kurucusu ve bu mesleğin dünyadaki derneğin ilk Türk kadın başkanı. Ve yaşadığı zorluklar var. Konuşamaması, dadısından gördüğü şiddeti ailesine aktaramaması,
çalışacağız yaşa geldiğinde tutucu bir ailenin onu hayır kız çocuğusun işe giremezsin deyip onu çalıştırmaması ama sonra tüm bu kuralları kendi çabasıyla o kadar güzel değiştirip bu iş hayatındaki başarıyı yakalaması müthiş bir hikaye. Hepimize ilham veren, ışık olan bir hikaye. Bunu da akıl ve kalbi birleşerek hafif de biraz yukarıdan dalga yani bu kadar takılmayın. Kesinlikle. Hep bunlara böyle. Takılmayın. Burayı geçin. Önünüzdeki engele bakın. Yani Betül Mardin gerçekten bence ülkemin en büyük şanslarından bir tanesi. Aynen öyle. Önemli olan onu takip etmek, dinlemek. O bastonunun gümüş oluşu, onu kullanışı, bu yeni onu hayata, kendi hayatına sokuşu. Bence örnek alınması gereken bir insan. Ne yaptı kitapta? Nasıl dokundu kitaba? Kitaba şöyle. Biz hiç böyle bir fikir yoktu aslında. Ben gidiyordum. Biz sohbetler ediyorduk. Onun beş çayları vardır. Ay. Tatlısız bir günü geçirmez. Zaten tatlısız hayatın eksik olduğunu düşünür. Kesinlikle katılıyorum. Orada da hep böyle sohbetler ederdik. Sonra geçen yıl doğum gününde ben onunla yaptığımız sohbetleri bir yazı haline getirip kitap olarak ona hediye ettim. Ve sonra beni bir gün aradı. İçime bahar getirdin dedi. Sen bunları nereden öğrendin? İtimadin diyor. Evet. Çok önemli, çok kıymetli. Çok, nasıl heyecanlıyım. Cam açık, ses geliyor. Camları kapatıyorum, hocamı duymam lazım. Çok teşekkür ederim Gökhan dedi. Beni geçmişe götürdün dedi. Ve ben tabii duygulandım. Çok zaten çok duygusal bir insanım. Sonra tekrar ziyarete gittim kendisini. Ve dedim ki hocam ben hep anlatıyorum ve sosyal medyada da sizle görüşmelerden sonra dedim bir fotoğrafımızı paylaşıp yazıyorum. İnsanlar diyor ki Gökhan Bey daha çok bize Betül Hoca'nın tavsiyelerini anlatın. Ben dedim çok arzu ederim ama sizin izniniz olursa ben yaşamınızdan kesitleri bu kitabımda paylaşmayı çok isterim dedim. Baktı, muzip gülümsemesi vardı. Evet, evet. Düşünmem lazım dedi. Ben tabii böyle bekliyorum karşısında. Yaz tabii dedi sonra. Aha. Yap tabii dedi. Hatta dedi ki sen bitir ben de bir ön söz yazacağım dedi. Ve ön sözünü ve yazdı. Ve ön sözde de gerçekten hatta ilk paragrafında bile ön sözün belki orada hani kolayınızdaysa hem hayata dair hem de bu benim anlattığım görgü kurallarına zarafete şurası, dair. Şurası değil mi? Doğru mu? Hemen yok bir arka sayfada yani. Ön söz olması lazım. Ha, görmedim pardon. Hemen hayata dair o kadar güzel bir birkaç satır. Var ki evet ön söz aynen öyle diyor ki dünya bir değişime gidiyor ve bizim diyor öğrenmemiz gereken önemli şey iletişim kurma becerisi ama diyor ki kendine has değerleri unutmayacaksın dünyayı gez gör alman gerekenleri al ama kendi değerlerini unutma onlarla birlikte harmanlayıp öyle diyor anlat diyor ve diyor ne yaparsan yap işini çok iyi yap bunu kimse için değil bunu kendin için yapmalısın kendine duyduğun saygının bir göstergesidir diyor senin işini iyi yapıyor olman. Öz saygı öz öbür saygı. Türlü hizmet sektörü aynen öyle yani siz duruma hizmet etmediğiniz ben öyle düşünüyorum senin de bu konudaki bilgin çok kıymetli benim için çok duruma hizmet ettiğinizi düşündüğünüzde bir başkasını var ediyorsunuz evet. Halbuki durumun size hizmet ettiğini düşündüğünüzde kendinizi var ediyorsunuz. Harika, ne güzel söylüyorsun. Dolayısıyla ben hep öyle diyorum yeni çocuklara oyunculuk okumak isteyenlere. Evet, lütfen evet. Bu yolculukta kendinizi var edin. Siz hiçbir şeye hizmet edebilirsiniz de ama temel çıkışınız bu değil. Bu değil. Durum size hizmet edecek. Kesinlikle. Siz kendinizi var edin. Aynen. Bu anlamda Betül Mardin'in zaten hepimize feyiz alan bu duruşunun bu kitapta olması da çok kıymetli. Çok. Çok şanslısın. Tabii ki bu şans tesadüf değil. Ya. Verdiğin emek başarı ve gözlem yeteneğiyle buluşmuş. Hep söylüyorum. Peki. İnandığı şeylerin peşinden koşan herkes o şans dediğimiz şey inandıklarımızın peşinden gitmek aslında. Geldik realist duruma. Haydi İş bakalım. Görüşmesine gidiyorum kıyafet seçime. Kahverengi giyilmez mi? Kahverengi gerçekten dünyada bakın dünyanın her ülkesinde workshoplarda toprak rengi olduğu için uzun soluklu görüşmelerde karşınızdaki insanı sıkar. Uyutur. Uyutur. O yüzden hatta hemen yiyin ve restoranımızdan gidin ki sirkülasyondan para kazanalım diyen restoranlar kahverengi masa sandalye kullanırlar. Bir de çok yiyin diyenler kırmızı mıydı? Kırmızı, sarı doğru. Logoları da öyledir. Masa sandalyeleri de öyledir. Çok doğru. Çok doğru. Bunların çok hepsinin böyle iletişim dili var aslında. O yüzden de lütfen ne giyeceğiz? Lütfen geleneksel sektörler, banka, hukuk, finans, kamu bunlar lacivertleri sever, koyu renkleri, bordoları sever, antrasitleri sever, grileri sever. Buralarda olacağız ve kontrast... Kurumsallar. Evet, kurumsallar. Kurumsal iş görüşmesine gidiyorsunuz çocuklar. Aynen sevgili öyle. Sevgili seyirciler. Çok önemli. Yaş 22-23 bitti.
okul bitti. Stajya başlayacaksınız. Kurumsala gidiyorsunuz. Ne giyiyoruz? Evet. Gri. Evet. Ve takım elbise. Takım elbise. Ve geleneksel jilet sektör. Jilet gibi eskiden. Jilet gibi. Öyle üstünde bol bol sallanmayacak. Şimdi böyle gençler casual giyiyor. Yok. Onu evde giyin. Aynen. O da var. O da hoş. Mesela bazen klasik bir pantolonun altında spor ayakkabı giyiyor. Çok hoş bir tarz. Ama orada üst çok şık oluyor değil evet, mi? Evet kesinlikle. Böyle vatkalı falan böyle. Aynen öyle. O harmanı iyi yapmak ve yerine ve zamanına göre. Çok hatta arafta kalırsanız hani arada kalırsanız diyorum ki lütfen şirketi arayın. Bu bir giyim kodu olmadığını sorun. Bunlar artık tabii çok şık bir hareket bu. Ben yarın görüşmeye geleceğim. Bu benim için çok önemli. Acaba kurumunuzun uyguladığı giyim kodunu öğrenebilir miyim? Ay ben çok etkilenirdim beni böyle bir arasa değil mi Gizem? Ya böyle işte çok, böyle çok sizin güzel. Sizin açıyla gülümse hayata giyiyoruz. Ne giyeceğiz dese ben herhalde böyle derdim kurumsal olarak. Kendi evet. Program. Rengarenk giyin yavrum. Ama işte doğru. İşte o çok önemli. Hatta ben de o yüzden diyorum ki ama mesela bir reklam ajansına gidecekseniz değil mi? Ya da yaratıcılık gerektiren bir sektörde görüşmeye gidecekseniz. Bravo hemen söyle. O zaman daha renkli olun, kendi kişiliğinizi yansıtın. İşte o zaman değil mi o altına spor ayakkabı, üzerine büyük i̇şte vatkalar. Bu. Aynen öyle. İşte mesela hani yapılıyor ya böyle işte 90'lardan bir parça, günümüzden bir parça müthiş bir karışım oluyor. Aynen retro tarzı. İşte o zaman bakıyorum ben zaten yaratıcılık isteyeceğim karşımdakinden. Dolayısıyla da bakıyorum onu üzerinde görüyorum. Bak, tamam çok diyorum. Önemli. Çok önemli. Çünkü, saati var mı? İş görüşmesi saati. Tabii ki burada karşı tarafa uymamız gerekiyor. Hani bize verilen saati uymamız gerekiyor. Şuna hiç katılmıyorum. İşte İstanbul trafiği biraz geciktim. Hayır böyle bir şey yok. Madem biliyorsun İstanbul trafiği olduğunu o zaman yarım saat önce çıkacaksın. Hani normal ayarladığın zamanda. Bakacaksın yağmur var mı yarın? O yolda kapalılık var mı? Çalışacaksın dersin şekerim. Şemsiyeni yanına alacaksın. Sırılsıklam kıyafetle oraya girmeyeceksin. Yağmur duasına çıkmışlar biliyorsun. Önce köylüler. Doğru. Bu gelmemiş bir tane hoca gelmiş demiş ki yağmur yağmaz tabii boşuna. Niye hiçbiriniz şemsiye almamışsınız? Almamışsınız demiş. İşte. Yani yanına o şemsiyeni alacaksın. Ki, yağmur yağar ondan sonra. İşte bu. O da o hesap. İnandığını çalışacaksın. Göstermek. Tabii, kesinlikle. Her konuda çalışacaksın. Bu çok kıymetli değil mi? Evet çok kıymetli. Bir de şu iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının en temel sebebini söylüyorum. En basit sorulara verilen yanıtlarda kaybediyorlar. Çünkü oraya hiç çalışmıyorlar. Ne mesela? Kendinizden bahseder misiniz? İşte spor yapıyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Sinema. Seni oyuncu da yapacağız. Evet. Şimdi bunu duymak istemiyor karşı taraf. Başvurduğun pozisyonla ilgili ilişikte olacak özelliklerinden bahset istiyor. İşte voleybol oynuyorum. Takım çalışmasına çok inanıyorum. Süpersin. O yüzden de işte voleybol gibi, işte basketbol gibi takım çalışmalarının yatkın çok olduğu güzel. Alanlarda kendimi göstermeye çalışıyorum. Kitap okuyorum evet ama işte kitap fuarlarını ziyaret ediyorum ve yazarların konferanslarını yakalamaya çalışıyorum ve o konferanslarda aldığım dipnotları işimde nasıl fark yaratabilirim orada konuş. Korkutmayacak ama değil mi? Çok bilgisiyle de. Yok tabii. Bir de öyle güzel bir sınır. Durum var ya. Harikasınız. Onu da anlatsana bize. Aynen. İşte o ben hani. Ben ülkebilirim yani bu kadar da da. Yok. Ukalalıkla o hani tevazu arasında çok. Çünkü hani bir de şey vardı ya çok tevazu göstermek gerçek zannederler. Arada siz bilirsiniz cümleleri de olması. Kesinlikle öyle. Sizin de bileceğiniz gibi hani sanat bizim kalbimizle beynimiz arasında bir ahenk yaratır. Ben de bu işte o ahengi hissettirmek için sanattan çok besleniyorum. Bravo. Gibi. Böyle güzel küçük birkaç cümle. Etkileyici cümlelerini bulması lazım. Aynen ama öyle. Kendine ait olması lazım. Kendine ait olması lazım tabii. Zaten siz orada kullanırsınız, işe başlarsınız. Ya bu adam bana neler anlattı? Ben hiçbirini görmüyorum. Ma dönüşür. Kısa sürede bir hayal kırıklığı olarak o işte deneme süresinde işinize son verilir. Hayır söylüyorum sihirli değnek dokunmayacak. Ben bu konuda da sosyal medyada da yazdım. Çok paylaşıldı. Herkes işte birini tanısam aslında hemen beni üst pozisyonlara getirir. Hemen müdür olabilirim bir yere. İşte ya da işte bir sihirli değnek dokunsa bana aslında her şey değişecek. Böyle bir değnek yok. O değnek sizsiniz. Sizi zaten birisi buradan alıp en tepeye yerleştirdiğinde siz orada ne kadar kalabileceğinizi düşünüyorsunuz. Çünkü sen oraya gelirken o yoldan geçmezsen, o engellerden atlamazsan, o sıkıntıları çözmek için bir çözüm üretmezsen sen buraya oradaki hangi kasınla duracaksın? Evet hangi kas, hangi ayakların güçlü olmadıktan sonra nasıl duracaksın? Aynı hızla düşeceksin. Aynen ve, öyle. Ve öyle bir düşüş olacak ki yola devam etmekte çok zorlanacaksın. Sözünü bir bilgiyle, kafamdaki bir bilgiyle, atasözü mü değil mi bilmiyorum ama dayanma insana ölür, dayanma güzelliğine. Birisi bilce yeter, dayanmamalına yanar. Bu kadar. Bu kadar. Evet. Dayandığın tek şey emeğin. Aynen öyle.
Aynen öyle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Orayı çok güzel anlattın. Oraya geldin. Burayı zıplayarak geldin. Evet. Buradaki bilgiler ne oldu? Aynen buradaki öyle. Mücadeleler ne oldu? Kesinlikle. O yüzden torpil aslında bir kişiye yapılabilecek en büyük kötülük. En büyük kötülük. Oh, en bunu söyledik kötülük. Ya. Çünkü tabii canım. Çok duyuyorum. Tabii i̇şte canım. Bir, aslında birisini bir tanısan bir telefonla asıl... Hayır. Hiçbir şey ifade etmeyecek. Hayır. Lütfen. Çalışarak, seveceğiniz işini yaparak. Hayır. Hayatın zaten bütünü bu. Yani seveceğin şeyi yapacaksın, bulacaksın ve bunun için emek vereceksin. Hı-hı. Senin o arzu ettiğin yere giderken geçtiğin yollar senin hayrına. Seni geliştiren, büyüten, sana saygı duyulması. Evet, hepsini peki bu peki hangi noktada o üzülmeler seni esir ettiğini anlamalıyız? Mesela patron yani patron demeyeyim de daha doğrusu bir mevki üsttekiyle bazen şey olabiliyor, yöneticiyle alttakiler böyle ilişkilerde çok sert mi diyeyim, doğru mu söylüyorum? Üzücü, travmatik olabiliyor. Bazen olabiliyor diyaloglar. İş hayatında kişiselleştirme yaptığınız an kaybedersiniz. Hmm. Kişiselleştirmeyeceksiniz. Nasıl, anlatsana kişiselleştirme. Tabii. Hadi şimdi, gel birlikte yapalım. Haydi yapalım. Şimdi, sen patron ol, ben seninle birlikte çalışan ya da üst düzey ol. Tamam. Geldim. Mesela birlikte çalışıyoruz. Tamam. Ben masama geldim. Hiç günaydın bile demedim. Geldim hemen. Heh. Siz de o hiç görmedim bile. Oturdum, çalışıyorum. Notları ne yaptınız? Hallettiniz mi siz o işleri? Onlar günaydın, aradılar mı? Günaydın. Nerede? Gelmemiş ki masama. Ama şey getirmiştim. Yok ama ben söyledikten sonra hiçbir anlamı yok. Şimdi bu da hani fazla ama çok kötü bir gün geçirmiş olabilirim. Çok negatif bir olayın içinden çıkmış olabilirim. Bir yöneticinin her zaman rol model olması gerekiyor. Çalışanına böyle davranmaması ve hissettirmemesi davranırsa gerekiyor. Davranırsa çalışanı ne yapacak? Biz davranın değil de çalışanın yanında. Şimdi hemen o noktadayım. Siz bunu kişiselleştirirseniz bütün gününüz bitti. Ha, şöyle mi diyeceğiz? Gökhan Bey'in acaba bugün nesi var da bu hale geldi mi? Yoksa hep bana böyle davranıyor. Genelde ikincisi oluyor. Ha. Hep bana böyle oluyor. Hep bana hayır. Şimdi Gökhan Bey niye böyle oldu? Yani bu sizinle ilgisi yok. Çalışanlara bunu buradan söyleyelim. Ama yöneticilere de şunu söylüyoruz. Bu tavırın da hiçbir zaman bir gerekçesi çalışmıyor yok. Bu. Evet, bu çalışmıyor. Bu sistem bitti. Ha, bir de donuyor orada çocuk. Aynen üretim öyle. Kesiliyor. Aynen öyle. Ama yine de söylüyorum. Bu illa yöneticiniz olmak zorunda değil. Bir müşteri de gelebilir size. Hmm. Call center'dasınızdır. Telefonunu arar. Açar açmaz bağırmaya başlar. Mağazadasınızdır. Gelir. İşte dün aldım. Bugün söküldü. Bilmem ne. Şimdi biz karşımızdaki insanların tavır ve davranışlarının ne olacağını önceden tahlil edemeyiz. O yüzden de biz bununla karşılaştığımızda duygusal zeka devreye giriyor. Siz karşınızdaki insanın zaten bir profesyonelsiniz siz artık iş hayatınızda. Belli ki bir problem yaşamış. Bunun da tüyoları var. Bir, öncelikle isminizi öğrenebilir miyim? Açelya. Açelya Hanım. Şimdi sizi dinliyorum. Lütfen anlatın dediğimde bırakın bir dakika boyunca anlatsın sorunu. Kesmeyin. Ondan sonra da evet çok haklısınız derseniz tek başına hiç yeterli değil. Peki ben şimdi size nasıl yardımcı olabileceğimi bulmaya çalışacağım. Bana bir dakika süre verir misiniz? Hemen bir iki görüşme yapacağım. Bu ister telefonda olsun ister yüz yüze olsun. Ama karşınızdakini önce dinlemek, hatta dinlediğinizi hissettirmek için karşı tarafa. Bu bakın sadece iş görüşmeleri için değil, ikili ilişkilerimizde de geçerli. Sizin kurduğunuz cümleler size cevap veriyorum. Yani siz bu ürünü aldınız ve daha iki gün kullanmanıza rağmen hemen bir yırtıldı ya da bozuldu. Öyle mi? Evet aynen öyle. Bakın anlaşılmışlık hissi karşı tarafta. Başka türlü veremiyoruz biliyor musunuz bu anlaşılmışlık hissini? Etkin öfkeyi dinleme. Öfkeyi de öğretiyoruz. Evet. Yok biz hani. Hani o öfkeli mi yani? Yok. O mesela evet öyle diyor ama o anlaşılmışlığın verdiği coşkuyla söylüyor. Ya, mutlu oluyor. Mutlu oluyor. Niye siz aslında bir şey yapmadınız? Onun kurduğu cümleyi ben ona geri sundum. Yani siz aldınız ve iki gün içinde bozuldu öyle mi? Bakın zaten o bunu söylemişti ben de aynısını söyledim. Hop bir anlaşılmışlık hissi yarattım kişide. İsmini söylüyorum. Görüşme sırasında Açeli Hanım diyorum bir iki defa bizim için önemlisiniz ve değerlisiniz ne kadar mesajı veriyorum. Ne kadar önemli bir şey senin çözümcü. Çözüm, evet çözümün bir parçası olmak. Peki masa düzenine de geçelim mi süremiz kaldı? Peki iş hayatındayız. Masa. Yani şimdi genelde ben mesela şeyi gözlemliyorum. Genelde işin başında olan gerek yönetici gerek patron... Orada böyle bir set oluyor değil mi masada? Harikasınız. Ki var. Olmalı mı? Bir mesafesi var onun. Onu hemen işte orada belirleyelim. Söyleyeyim. Şimdi öncelikle makam masası kişinin masasıyla
gelen kişi arasında her zaman bir kol mesafesi olmak zorunda. Hmm. Bu tıpkı iki insan birbiriyle karşılaştığında da olması gereken gibi. Sadece çok yakın dostlarımızı alırız bu kol mesafesinden içeriye. Fakat siz bir makam odasına girdiğinizde, masanın dibine kadar geldiğinizde ya da izin almadan sağ ya da sol kenara, yani benim buralara geldiğinizde benim özel alanıma girmiş olursunuz ve bu beni rahatsız eder. Makam odasına girdiğinizde geldiniz, o mesafeyi korudunuz. Hmm. Bir dosya verecekseniz ele de uzatmazsınız. Daha şık olan raporları getirdim deyip masanın üzerine bırakmaktır. Ve o mesafeyi koruyarak, ben anlamadım, dosyayı aldım, peki bana şurayı gösterir misiniz dediğimde, izninizle deyip hemen özel alanıma geldiniz. Bunu gösterdi. Bunlar çok önemli. Evet, ya da iş görüşmesindesiniz, masada yapılıyorsa lütfen elleriniz masanın üstünde olsun gençler. Özellikle öyle mi? Evet. Masanın üzerinde mi konuşacaklar? Evet. Bu sizi daha etkili ve daha aktif gösterir. Ellerin masanın altında olması demek aşırı heyecanlı, gergin ya da gizlediğiniz, sakladığınız bir şeyler olduğunu böyle gösterir. Dik duracağız. Dik duracaksınız. Hayatta dik duracağız. Omurgamızı güçlü yapacağız, evet. Yani diyorsun. Kendinize kendinizin en iyi halini göstermek zorundasınız bu hayatta. Çünkü hem işte hem sosyal yaşamda. Biz varsak bu dünya var, var. Biz yoksak yok. Yok, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür masada ederim. Masada böyle uzanırım i̇şte ben sevgili. Öyle. Çok teşekkür ben ederim. Hayırlı teşekkür olsun. Ederim. Sağ olun. Hoş geldin güzel Başak Kubilay. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun siz. İyiyim. Çok güzel değil mi bunlar böyle? Çocukken az mı yaptık? Ne zamandır uğraşıyorsun sevgili Başak? Şöyle, üniversitedeyken ben aslında takmayı da çok seviyorum. İstediğim gibi... Ne okudun üniversitede? İletişim Fakültesi mezunuyum. Güzel, tam da Gökhan'ın üzerine değil mi? Evet, çok üzerine. İyi denk geldi. Kendim takmayı çok seviyorum ama aradığımı bulamıyordum. Kendim örüyeyim dedim. Annem de el işiyle ilgileniyor. O destekledi sağ olsun. Ördükçe bu bir aslında hobiyi başka bir şeye dönüştü. Dönüştü değil mi? Ve hiç ummadın. Ben hiç biliyor ummadım. Musun böyle kurumsal hayattan, iyi eğitimlerden böyle yaratıcı fikirlerle mesleği bırakan dolu insan tanıyorum. Evet, henüz ben daha bırakmadım. Onun için söylemiyorum elbette bırakmanın için değil ama o kadar başarılı evet. Oluyorlar ki benim yeğenim öyle sevgili Sena Aruna. Quilling yapmaya başladı. Şu an dünya ünlü bir quillingçi oldu. Kurumsalı bırakıp ve kitabı var kendine ait. Ne güzel. Çok önemli. El işi çok kıymetli bir şey. Yapalım mı? Başlayalım Tamamdır. Mı? Tamamdır. Önceki şu yastığımız oluyor değil mi? Bunu evet mecburum. Başka bir yere sabitleyemedim henüz. Ben şimdi böyle bir ip kullanıyorum. Daha sonra 8 tane yine kol boyunda kestiğim renk. Hangi renk isterseniz. Şu kalbi yapacağız çünkü. Ay ne güzelmiş. Bu kalp seni unutur mu diyorsun? Evet. Bu kalbin düğümünü atıyorum ben şimdi. 8 tane bu düğümden atacağım. Al canım sen bak gör. Şöyle. Ne kadar güzel bir tasarım, size mi ait bu? Ya, yabancı siteleri takip ediyorum aslında. Oradan çok da. Şık. Evet. Şöyle. Bundan bu hadi düğüm bakayım. Birazcık hızlı mı yaptım bilemiyorum. Yok çok güzel. Düğüm atıyorsun işte tek tek. Evet. Kaç tane atıyorsun? 8 tane atıyorum. Bunun 8 tane düğüm atıyorsun. Dilediğiniz gibi ben bu büyüklüğü sevdiğim için 8 yeterli geliyor. İstersen daha büyük yapacaksan. Tabii ki 10 tane, 12 tane. Çifter giderse daha mantıklı olur. Çünkü şu kavisi vermek birazcık. Ay çok güzel sevgili Başak. Var mı bunları yaptığım bir siten? Evet var. Hesabın. Sosyal ne medyada. Bu? Be Made Design. Çok güzelmiş. Çok güzel. Böyle daldım bakıyorum evet, ben böyle ileride. Hepsini örüyeyim bilemedim. Şu hale alacak aslında. Alacak. Hemen oradan başlayalım. Evet. Ki seyircilerimize hızlanalım. Evet. Şunu da böyle çevireyim. Şimdi oraya da 8 tane düğümümüzü attık. 8 tane düğümü attıktan sonra bir tarafını bağlıyorum. Çünkü kalbin yarısını önce öreceğiz. Öyle mi? Tek taraflı örülüyor. Sonra da öbür yarısını öreceğiz. Evet. Hadi ör bakalım. Şimdi en son sağdaki ipi hep yürüteceğiz. Yani alttaki ip hep değişiyor. En sağdaki ipi üstten düğümlerle yürütüyorum öbür tarafa doğru. Şu hatta ben şöyle bir kendimce D yapıyorum. Yani şurada bir D ile düğümü devam ettiriyorum. Sonra iki kere atıyorsun. İki kere. Sonra öbürüne geçiyorum. Evet, yine ama bu ipi hiç sol elimden bırakmıyorum. Hep aynı ip mi dönüyor? Hep aynı ip dönüyor. İlk baştaki ip dönüyor. Yani ilk sırada ilk baştaki ip dönüyor. İkinci sıraya geçince yine en sondaki. Hep sağ taraftaki ip dönüyor bu taraf için. Ha bu taraftaki ip hep aynı yönde gidiyorsun.
Şimdi bu sırayı bitirirsem. Bitirelim, bitirelim. Evet. Bitirdik onu. Hı hı. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi tekrar ikinci sıra için. Yine alıyorsun. Yine onu getiriyorsun, evet, buraya doğru. Yine en sağdakini sol elime alıyorum. Bunu hiç bırakmayacağım. Yine D şeklinde devam ediyorum. Bundan 4 tane yapıyorum. Şöyle ikişer ikişer. 8'in yarısı yani. 4 yapıyorsun. 10 yapıyorsa 5 yapıyor. Aynen. 12 yapıyorsa 6 yapıyor. Kalbi aynen büyütmek öyle istiyorsa. Matematiği işin o yani. Evet, şuradan da böyle. Tamam. Sadece orada burada yapmışsın zaten. Evet. Hemen onu da göstereyim. Burada sana önemli olan nokta, şimdi 4 sıra, 2 sırayı 8'er tane ördükten sonra 3. sırada eksiltiyorum. 6 tane ilmek atıyorum. Yani şuradan ipi bir tanesini örmüyorum. Burada havada kalıyor. Diğeri de 4. sırada da sadece 4 ilmek atıyorum. Bu ikisi havada kalıyor. Hadi yapalım onu da gösterelim. Tamamdır. Çok şık ama çok zarif yani. Kotlarla falan değil mi? Beyaz bir tişörtle. Bunu da sağlamlaştırmak için sürekli böyle düğüm atıyorum. Bu yastık benim kurtarıcım bu arada. Onu yaptıktan sonra yapması da kolay değil mi? Bir yarım saatte herhalde. 15 evet dakikada. 15 dakikada bitirebiliyorum. Bir tane bitirebiliyorsun. Bunu aynı şekilde kolye de yapabiliriz. Küpe de daha çok kullanışlı oluyor. Bu sefer bu tarafa geçtim. Şurada dağınık gözüküyorsa. Şimdi kalbin diğer tarafına geçtim. Burada da bu sefer bu tarafı yürütüyorum. Buradaki ipi düğümlerle yürütüyorum. Karşı taraftan yapıyorsun, evet, şimdi. Şöyle. Yine ikişer ikişer. Ay çok güzel oldu. Ne ipi kullanıyorsun? Şimdi çok çeşit ipimiz var ama kullandığım ipler mesela paraşüt ipi diye geçiyor. Bu paraşüt ipi mi? Bu paraşüt ipi. Mumlu iple de güzel oluyor. Ben burasını kalın sevdiğim için kalın ip kullanıyorum. Yani aslında elinizde olan her iple örülebilen bir şey. Çok zevkli ya. Hatırlıyorum. Yani bayağı bir örmüştüm bunları. O zaman daha pamuklu ipler vardı, evet, rengarenk. Kalın ipler. Bu satenlerle daha zarif oluyor. Daha güzel oluyor. Tabii bunların büyüklerini şimdi duvar süsleri falan da öyle çok mi yapılıyor. Çok da güzel oluyor. Biz küçükken ev ekonomisi vardı. Bizim zamanımızda ev ekonomisi dersinde bunlar, makromeler. Az saksıları batırmadım makrome yapıp. Ama çok güzelmiş bu. Şimdi Burası da 4 sıra olacak. Yani aslında soldan yürütmemizin amacı şu sivriliği kazandırmak. Tekrar değil mi? Farklı. Yani burayı 6'dan eksilterek yaptın. Evet. Onlar burada kenarda kalıyor mu? Kalacak. En son onları nasıl kapatıyorsun? Evet, şu hali onu alacaklar. Onu da kapatmayı gösterelim seyircilerimize. Evet. Orada ne yapıyorsun kapatırken? Şurada daha mı rahat gözükebilir? Şimdi yaptık. Şimdi bunun düz tarafı bu ilmek tarafı, anlaşılır zaten. Ben şöyle kesiyorum. Evet. Daha sonra kumaş yapıştırıcısı da çok rahat aslında yapılır ama ben yakmayı daha sağlam buluyorum. Yak bakalım. Tabii elinizi de dikkat edin. Yapışır mı? Evet. Şöyle. Bir daha bir yaksana orayı, yapıştır. Tamam. Sonra da böyle ne elinizle kadar pratik şekil bir yöntem. Ya bu paraşütün ipinin en önemli aslında şeyi bu. Bütün eksiklikleri kapatabiliyor böyle. Çok güzel oldu. Şu tarafını çok güzel oldu. Gerçekten 2 dakika hemen onu da yapalım. Hemen bitti süremiz ama ben hemen şöyle onu da gösterelim seyircilerimize. Ne kadar pratik, ne kadar kolay. Hiç tahmin etmezdim. Açılmıyor mu suda filan? Açılıyor tabii suda ki yani. Suda değil mi? Suya dikkat etmek gerekiyor. Birazcık evet. Ama yine de çakmak daha avantajlı. Evet. Vallahi kalbi yaptı. Bakar mısınız? Gel bakayım. Gel senin bileğini tık. Çok şık oldu. Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Başak harika bir tarif verdi bana. Yapması şöyle da 15 dakika. Yapın yapın. Bütün arkadaşlarınıza hediye edin. Kalbim senle deyin. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Sevgili Başakçığım, yolun açık olsun. Çok teşekkürler. Alfemo'nun sunduğu Açelya'yla Gülümse Hayata devam edecek.
Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni yarışmamız Ben Bilirim'le karşınızdayız. Evet. Tüm butonlar aktif. Ben Bilirim diyen var. Ben Bilirim diyen var. Ben Bilirim diyorum. Ben de sorumu kendim bilirim. Aklın yolu birdir. Evet. Amorsetör. Amor? Amorsetör. 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 Amor? Sötör. Amor, sütör. Amor, tösör. Amor. Olmadı. Amor, tisör. Kutlarız. Biliyorum çünkü. Burası da açıklayamış. Kendi adımı unuttum. İnsana adını unutturan yarışma Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ara söz diyeceğim. Trafer. Dalmalısın. Ara göz. Ara göl. Ben Bilirim 29 Nisan pazartesiden itibaren hafta içi her akşam 20'de 360'da. Neslin tercihi Ergül Mobilya. Magnum'dan dünyada bir ilk. Kadifemsi Magnum dondurması yeni keşfedilen Rubi çikolatasıyla buluştu. Lezzetini doğal Rubi kakao çekirdeklerinden alan yepyeni Rubi çikolatasıyla Magnum Yakut'u keşfedin. Bu eşsiz hazzı keşfet. Magnum, has peşindeysen. Hedeflerini gerçekleştirmeye devam et. Sevdiğiniz Nesfit şimdi yulaflı, hem de B vitaminli. Yulaflı Nesfit'le durma, devam et. Duydun mu? Her Nesfit paketiyle Trendyol'da 25 lira indirim seni bekliyor. Sevdiklerinle tatlı hayatın her anı özlersin. Paylaşırsın, yarınlara saklarsın. Uğur hep yanınızda sevdikleriniz uğruna. Değer her şeye onlar gülünce. Mevsimler değişse de keyfin hep yerinde. En güzel anlarınızı saklamak için hep yanı başınızdayız. Yıllardır sevdikleriniz uğruna çalışıyor, ailenizin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni neslin tercihi Ergül Mobilya.